Şeremiz daha var. Zemzem suyunun bilinmeyenleri. Bir izleyelim bakalım. Bizi burada bırakıp mı gidiyorsun? Sana böyle yapmanı Allah mı emretti? O zaman bizi koruyacak da odur, bize sahip olacak da. Allah hepimize Hazreti Hacer'in imanından bir nebze verse ne mutlu bize. Tüm peygamberlerin atası Hazreti İbrahim'in eşi ve Hazreti Muhammed'in atası Hazreti İsmail'in annesi Hazreti Hacer, Allah'ın emrini sorgusuz sualsiz kabul ediyor, çöllere düşüyor ve bugünkü Kabe'nin olduğu kutsal topraklarda zemzem suyunu buluyor. Hazreti Hacer kucağında bebeği Hazreti İsmail, iki tepe arasında 7 kere dönüyor, susuzluğunu gidermek ve oğluna sütü olsun diye çöl sıcağında su ararken buluyor zemzem suyunu. Hacılar Safa ve Merve tepelerinde bu ibadeti tıpkı Hacer annemiz gibi yüzlerce yıldır sürdürmeye, iki tepe arasında 7 kez gidip gelmeye devam ediyorlar. En az Kabe'yi tavaf kadar önemli bir hac ibadeti arasında bu. Tıpkı yıllar sonra Hazreti Meryem'in oğlu Hazreti İsa'yı dünyaya getirmeden önce sığındığı kurumuş ağaçtan Allah'tan gelen mucizeyle hurma yemesi gibi. Bugün İslam'da kadının yerini tartışanlar hurmayla iftarını açarken bunu bir kez daha düşünmeli. Bir damlası bin damlaya bedel. Peki zemzem suyunun faydaları neler? Dedelerimizin ve ninelerimizin evinde çocukken görmüşsünüzdür. Evin en güzel yerinde tutulur, özel şişelerde saklanır, özenle seçilen bardaklarda içilir. Peki hac görevini yerine getiren hacıların yanında getirdikleri zemzem suyunun faydaları neler? Hiç düşündünüz mü? Her derde deva zemzem suyu, şifa kaynağı. Kalp krizi riskini azaltır, karaciğere ve karaciğere bağlı cilt hastalıklarına iyi gelir. Böbrek yetmezliği gibi hastalıkların yanı sıra uykusuzluk, strese bağlı psikolojik sorunları gidermede yardımcı olur. Bir damlası bin damlaya bedel dedik. Çünkü içme suyuyla karıştığında bu suyu da zemzem suyuna çevirir. Zemzem suyunun moleküllerini inceleyen araştırmacılar, binlerce yıldır hiç tükenmeden akan ve kıyamete kadar tükenmeyeceğine inanılan zemzem suyunun ezan sesinde kristalize olduğunu belirlemiştir. Bu nasıl oluyor hocam ya? Kristalleşiyormuş ezan sesi. Efendim, zemzem, bakın Peygamber Efendimiz, zemzem lima şuribe lehu. Zemzem ne niyetle içilirse ona faydalı. Aç olana gıda, hasta olana şifadır. Bakın bunun tarihte de misalleri var. Ebu Zer Gıfari Hazretleri Müslüman olmuş. 6. filan Müslümandır. Mekke'ye gelmiş araştırmak için. Kimseye Resulullah soramıyor. Ben diyor bir ay Kabe'de hiçbir şey yemeden sadece zemzem içtim. Ve hatta kilo bile aldım diyor. Şimdi yalnız tabii ben zihinleri karıştırmayayım. Ben 70 yılında hacca gitmiştim. Türkiye'nin en genç hacılarındandım. Maşallah. O zaman zemzem böyle şey lastik kovalarla kuyudan çekilirdi. Sıcak, süt tadı orijinaldi. Tabii sonraları etrafı kazıldı. Tabii, bir takım ilaveler falanlar oldu. Ama ne de olsa... Yani o saflığı, o tadı ben şimdi bulamıyorum şeyde. Hmm. Ama yine de bir mayalama özelliği vardır zemzemin. Yani biraz da şey olsa öteki de hani mayalama olur. Yine biz onu zemzem niyetiyle içeriz gelenleri. Ve diyelim ki mesela ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Ben böbrek taşı düşürüyordum. O bak kaç sene oldu efendim 35-40 sene. Dedim ki ya Rabbi dedim bu şifa olsun benim bu hastalığımı. Elhamdülillah senede bir iki defa taş düşürürken o zamandan beri taş düşürmüyorum. Oo. Zemzemi içtikten sonra. Yani bunun mutlaka bir şeyi var. Yani zaten bizde oradan bakın hatıra olarak bir sürü eşya falan getirmeye lüzum yok. Orada zemzem efendim hurma burada da var. Yani hatıra olarak zemzem var. Hacerül Esvet var. Bir de makam İbrahim, ta 3-4 bin seneden bize intikal eden hatıra onlardır. Zemzem berekettir tabii. Hocamıza
Çok teşekkür ediyoruz hocamızın kitaplarını da. Ha, onu bak imzaladım. Bak ismini. Hocamdan bir dua alacağız gitmeden. Karışmasın da hangi isim yazdım. Tamam hocam. Mutlu Bir Yuva kitabı. Bana Ali Rıza Temel.